İstanbul yoluna çık. İki adımda yoruldun değil mi? Çocuklar bizi görecek de ne değişecek? Çok umurundaydı sanki. Ben onları gördüm, onlar da beni gördü. Bacaksızlardan yardım bekleyeceğine aklını başına topla da yoluna devam et. Yürü dedim. Hayvansın sen. Hayvanlara karşı evet. Amma kadın be. Şimdi Hakan'a bir takmış. Şeytan bu kadın be. Sen ne söylüyorsun be? Onu öldürecek. Ne? Neyse Kenan. Bizim arabaya gelelim şimdi. Ha? Binsene şuraya. Hadi bin. Hemen eve gitmeliyim. Büyük babana mı söyleyeceksin? Ne yapacağımı bilmiyorum. Hadi görüşürüz. Evet, şimdi yine Söyle Bir Sevgi şarkısı dinleyeceğiz. Aslında form olarak şarkı değil tabii. Yörük Semai. Eser 3. Selim'in imzasını taşıyor. Sevdalı bir yiğidin görkemli yakınması bu. Ama önce hazırlık için şöyle bir ara Taksim dolaylarında geziniyoruz. Şimdi tabii gençler bu ara Taksim'inden bir şey anlamıyor ama olsun. Ben de anlamıyorum zaten. Keyfine varıyorum o kadar. Hadi siz de bir varın bakalım. Efendim. Amca, benim. Niye aradım biliyor musun? Benim ufak bir işim çıktı. Kaçamak yapacağım. E hadi bakalım. Tamam, ben babamı idare ederim. Annen bir şeyler sezer ama o kadar olsun. Sağ ol amca, sağ ol. Daha kaç günü ne olacak? Deniz Beyaliz çok asilmiş canım. Asarlı takıyor parmaklarında. Ne yazık ki hakaretlerine ayrıca bir ceza kesemeyeceğim. Büyük suçlarının yanında bunlar kaybolup gidecek. Ne demek şimdi bu? Bugüne kadar yaptıklarına sabreden biri olarak bu hakaretleri sakin karşılamakta zorlandım. Ama şunu iyi bil. Hiçbir şey yanına kalmayacak. Çünkü ben affetme yeteneği olan biri değilim. Asla affetmem. Benim hiçbir hesabım askıda kalmaz. Er veya geç bana bütün alacaklarım ödenir. Mutlaka ödenir. Önüne bak! Konuşsana be! Kapa çeneni de yürü. Ne baba yiğit bir sevda feryadı değil mi? Tam sultanca. Emperyal bir figan. Evet, şimdi yine telefona kulak veriyoruz. Alo. Alo. Ses güzel. Dinliyoruz. Ben Büşra Çelik. Sizi kutlamak için aradım. Onu boş verin şimdi. Bana sevmek zamanını doldurmada yardımcı olun. Oh, çok zor. Peki Büşra Hanım.
Sizi de bir kısıkla uğurlayalım. Teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler efendim. Evet, çalalım bakalım. Alo, Yalı Radyo değil mi? Yayına katılabilir miyim? Çok teşekkür ederim. Tabii, bekliyorum. Hayat bir şarkı kadar kısa. Ne kadar acıklı ya da ne kadar uzun olursa olsun çok kısa. Çok. Yine bir telefonumuz var. Dinliyoruz. Alo. Buyurun. İyi günler. İsminizi alın. İsmimi almayın. Neden? Uydurma bir isim söyleyebilirim. Hayır, söylemeyin. Tamam, anlıyorum. Saygı duyuyorum ve isminizin üstünü örtüyorum. Demek ki bazı isimler devlet sırrı oluyor. Bazen devlet sırrından bile önemli olabilir. Ama nereden aradığınızı sorabilir miyim? Tabii o da devlet sırrı değilse. Akfener'den. İçinden? Öyle sayılır. Güzel. Sevmek zamanına nasıl bir katkıda bulunacaksınız acaba? Katkı değil, soru sormak istiyorum. Aman zor olmasın. Bence zor. Eyvah. Aslında benimki bir kuşku. Merak ettiğim bir şey var. Sevgiyle korku bir arada olabilir mi? Çetin soru. Aynı yürekte. Düşünelim biraz. Ama bir şarkı eşliğine. Peki. Şuradan ormana sap. Neden? Gir dedim. Ama neden? Sana gir diyorum. Cinayet günü bugün değil. Yürü. Bugün infaz yok. Yok diyorsam yoktu. Yürü, sözüm senettir benim. Yürü dedim. Ne yapacaksın orada? Canın yanmasını istemiyorsan yürü. Şuradan içeri dön. Çabuk sola dön. Nereye? Ağaçların arasına. Bu araba oraya girer mi? Sen hala arabanın hasar görmesinden mi çekiniyorsun? Doktor. Dizim programı bitti mi? Bitti. Hayrola? Basık Bey Esat ne arıyor burada? Hoş geldin abi. Sağ ol. Az önce ismini vermeyen hanımın kim olduğunu öğrenebilir miyiz? Nasıl öğreneceğiz? Öyle ya, nasıl öğreneceğiz? Çok mu önemli? Eski bir arkadaşın sesine benziyordu da programın kaseti var değil mi? Var. Bir kopya yapabilir misin? Yaparız tabii.
Sağ ol. Ben sizi meşgul etmiyorum. İstersen hemen kopyalarım. İşiniz vardır. Sorun değil abi. Sen otur. Zahmet olacak. Lütfen. Çay taze mi? Yeni demledim ama bir 5 dakika daha beklemesi gerek. Bu iyi haber. Avukat hanım gene bir halt karıştırıyor ama... O kadın uslanmaz abi. Uslanmaz ama doktorun da öyle sinirli bir hali yoktu. Evet, heyecanlıydı ama. Sanki sevinçli bir haber almış gibiydi. İnşallah öyledir. Ben buradan kestirme geçeyim. Sen iskeleye mi gideceksin? Abi bu Hamdi ile buluşacaktık ya. Hocanın orada. Aa, tabii ya. Bunun için çıkıyoruz ama işimizi unutuyoruz. Ben pirifani olmuşum da haberim yok. Bu ne ki abi? Sen bir de beni göreceksin. Bazen tamirhaneye kadar gidiyorum. Bir de bakıyorum tamir ettireceğim parça elimde değil. Hadi canım hadi. Beni teselli etmek için kendine kıyma. Gerçekten abi samimi söylüyorum. 2 defa oldu bu bana. Hocam bu kadın senin bildiğin gibi değil. Asi bir kere. Hiç takmıyor. Terbiye namına hiçbir şey yok. Saygısız, kaba saba. Gölge desen hiç. Yanına bile uğramamış. Sakin ol Hamdi, sakin ol. Zaten olsa böyle bir şey. Biraz aile şey olsa. Beni Haşim amcaya gidip şikayet etmez. Lan oğlum dırdırı kes de hocayı dinle. Başkan sabrım kalmadı ki. Sabrı kalmamış. Bu işi en çok ben yaptım. Ne oldu? Karı dövmek adamlık olsaydı... Ben şimdi belediye başkanı değil, herhalde führer olurdum. Değil mi hocam? Führer neydi? Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Selam. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Neyin var oğlum? Şey anne, çok dersim var. Yazılım mı var? Yok ama dersim çok anne. Güzel. Seninkini de ver bakayım. Ne yapacağım? Ver dedim. O çekmiyorsa bu da çekmez. Ver bakalım, emin olalım. Anlat bakalım şimdi. Neyi? Kemal amcamdan ne istedin? Neyin peşinde oldun? Benim vaktim çok. Sana anlatacak hiçbir şeyim yok, anladın mı? Benim de hiç acelem yok. Bana bak eşkıya bozultusu. Baktım. Kemal'le aramızdaki her şey çok özel. Sağ ol Ediz. Bir şey değil abi. Çok teşekkür ederim. Evet. Neyin var yavrum? Hiç anne, ne olsun. Dersim çok dedim ya. Ödevim de var. Gerçekten. Başka ne var? Başka bir şey yok.
Emin misin? Tabii anne. Benimle paylaşmak isteyebileceğim bir şey yok mu? Hayır. Büyük babam evde mi? Yok. Niye sordun? Hiç. Öylesine sordum. Büyük babanla konuşman gerekiyorsa arayalım. Yok hayır. Dersim var. Cümleten eyvallah. Güle güle. Güle güle. Hadi. Abi buyur. Otur. Hele şükür başkan. Beni mi arıyordun? Cep telefonun çalıyor cevap vermiyor. Dairede unuttum. Ha, anlaşıldı. Neyse bir konu var da eğer müsaitsen biraz görüşebilir miyiz? Tamam Murat, ben iskeleye geçeceğim. Bir dakika. Tabii. Ne kadar lazım? Hiç kuruşum kalmadı işte, ne kadar verebilirsin? Eyvallah. Ben cebimde olana vereyim, mesele değil ama bu böyle gitmez oğlum. Ya bende para olmasa ne yapacağız? Olmayınca yokluğuna uyum sağlayacağız baba. Maaşını biraz yükselttiysen ne olur? Baba şimdi olmaz. Şimdi olmaz. Her şey için şimdi olmaz diyorsun. Şimdi olmaz diye diye önümüzdeki seçim gelecek. Senin hanım bana değil bizim gelini anlatmış. Onun da yüreği yufka. Çekine çekine bana açtı. Açtı ki Arif Hoca'dan yardım isteyelim. Sen de inkar etmiyorsun. Yaptığın cinayet sayılır oğlum. İnsan sokak kavgasında hasmına bile öyle yumruk atmaz değil mi? Kadınlara fiziki güç kullanmakla övünebilen birini anlatacak tek kelimem yok. Yasmaya bak. Sen kim oluyorsun da sana karşı övüneceğim? Ne övünmesinden söz ediyorsun? Ben karakterime haber verdim sana. Bu da bir kıyak sayılır. Adımlarını denk atman için bilgilendirmek istedim seni. Övünmekmiş. Kuş beyinli. Bu minicik zekayla bey amcayı nasıl tongaya düşürdüğüne akıl erdirmek mümkün değil. Ben sana bir tek şey söyleyeceğim. Bir tek rica. Artık karını dövmeyeceksin. Ha, sinirini mi yenemiyorsun? Onu nasıl yeneceğini de Arif Hoca'dan öğreneceksin. Estağfurullah. Herkes bilir ki Akfener'de benden daha sinirli bir adam yoktu. Ama hocam bununla başa çıkmayı bana öğretti. Aman Haşim abi. Öyle hocam. Allah'ın izniyle bunu sen başardın. Estağfurullah. O senin büyüklüğündür. Tamam hocam. Senin bu laflardan rahatsız olduğunu biliyorum. Ama bu çocuk şifayı bulacaksa söylememiz lazım. Asabiyeti yenmek için zengin ve geniş gönüllü olmayı öğrenmesi şart. Bunun doktoru kim? Gönüllerin doktoru kim? Geniş gönüllü olmayı öğretecek başka biri var mı? Haşim abi, eziliyorum. Affedersin ama... Bu çocuğa bunları söylemek zorundayım. Beni bırak sen. Buranı bir hatırla bakalım. Ona geniş gönüllü olmayı, böylece sinirlerini yenmeyi kim öğretti? Kadın dövmeyi meslek edinen Buran'ın şimdiki haline bir bak. Bir de dünü hatırla. Ama ayrıca şunu da unutmaman gerek. Ben sinirli olmaktan epeyce kurtuldum ama... Karılarını döven adamlara hala fena halde sinirleniyorum. Arif Hoca herhalde bu kadarcık sinirim kalsın istiyor. Onun için karılarını döven adamları her an ben de evire çevire dövebilirim. Anlıyorsun değil mi?
Elimde değil. Oğlum belediye radyo madyo kuramaz. Kalktı o iş. Biliyorum. Ama bir şirket kurarsın. Belediye şirketi. Murat. Küçük bir şirket ya. İletişim falan amaçlı. Aklı başında belediyeler bitlerden kurtulmaya çalışırken ben bitleneceğim, öyle mi? Bunu mu söyleyecektin bana? Hayret bir şey yani. Başkan, bitlere ben de karşıyım. Ama bu radyo yaşamalı. Akfener'in farkı bu radyo. Ben de ortak olabilirim diyorum sana. Zarar da etmeyeceğine garanti veririm. Hah, maşallah işte. Behzat'ın oğlu ile ortak bir şirket. Oh ne âlâ. Tam milletin ağzına layık bir sakız işte. Madem zarar etmeyeceğine garanti veriyorsun, Sinan'la beraber yaşat. Ama başkan, bu bir kültür hizmeti. Belediye böyle bir hizmeti desteklemeli. Ulan belediyenin nesi var ki destekleyecek? Param olsa şahsen ortak olayım. Ama yok işte, yok. Az önce babamdan harçlık aldım yahu. Harçlık. Yaktın mı? Neslihan Hanım, bu çay Ali'ninkine benzemez. Özel olarak demledim. Ben içmiyorum. Niye ya? Namusum şahane oldu. Bir işte gör. Ali. Ali bir yere yolladım. Bir şey lazımsa bana söyle. Benim bankada işim var. Aslında benimki bir kuşku. Merak ettiğim bir şey var. Sevgiyle korku bir arada olabilir mi? Efendim? Doktor, benim. Bir aksilik mi var? Pek önemli bir şey değil ama huzursuz oldum. Kenan okuldan biraz morali bozuk döndü. Hakan'ın telefonu kapalı diye seni rahatsız ettim. Öğretmeniyle bir konuşsan dedim. Sen müsait misin? Bu yanlış olur yenge. Öğretmeninden önce kendisiyle bir konuşmalıyız. Ama hiç konuşmak istemiyor. Ben konuştururum, merak etme. Birazdan geleceğim. Tamam. Bu romantik ayakları bırak. Ben olayı iyi araştırdım. Lisedeyken amcamın seninle hiçbir ilgisi alakası olmamış. Zaten beğendiği bir kız varmış. O da babasının tayiniyle gitmiş burada. Arabayı stop et bari. Benzin bitmek üzere. Zaten bitmesi gerek. Çocuklar. Kenan'da bir tuhaflık var. Nasıl tuhaflık? Bir şeye canı sıkılmış ama benimle konuşmak istemedi. Benim özel işkence yöntemlerim var anne. Hemen konuştururum onu, merak etme. Ne istiyorsun? Fidye. Fidye mi? Benim param mı var sanıyorsun? Ne fidyesi be? Salak salak konuşma. Sen beni ne sanıyorsun? Öyleyse ne istiyorsun? Sana bir karşı operasyon yapmaya karar vermiştim. Ama henüz ayrıntılarını planlamış değilim. Amcamı takip ettiğini görünce kararımı öne aldım. Dolayısıyla henüz ne yapacağımı belirlemiş değilim. Düşünüyorum. Yok abi, ne olsun. Bir saniye. Hadi şimdi erkek erkeğe anlat bakalım. Bana güvenmiyor musun? Niye güvenmeyeyim abi? Dinliyorum. Hakan abim avukat hanımı öldürecek. Dalga mı geçiyorsun? Abi kaçırdı onu. Nereye? Bilmem.
Başına nasıl bir bela aldığını farkında değilsin tabii. Bu işten sıyrılacağını sanıyorsan şaşarım sana. Ben büyük babamla konuşmaya iniyorum. Mecburuz ufaklık. Efendim. Bendeniz Cennet Kuşu geldiler. Dünyanın en yakışıklı delikanlıları nasıllar bakalım? Hamdi kabahatli ama kadın da pek öyle aklı başında biri olmasa gerek. Baba, kadın da sinirli. Kocası sesini biraz yükseltecek olsa bu da dikleniyor. İnkar da etmiyor. Benim sinirlerimi bozmak için böyle susuyorsun değil mi? Şaşıyorum sana. Bunu önceden planlamıştır. Bana hissettirmeden onu izleyip durmuştur. Mezarlığa da geldiğini görünce sabrı taşmıştır. Bu olaya çok üzülüyordum. Üzülmekten başka bir şey bu. Aylin'e daha fazla niye sert davranmadım diye kızıyordu. Estağfurullah, ne haddini? Amcam lüzumsuz kibarlık gösteriyor diye içerlemiştir. Hakan sorumsuz bir iş yapmaz. Evhama gerek yok. Öldürür kaptan. Neler söylüyorsun sultanım? Öldürür. Lütfen. Hakan dengesiz bir genç değil, böyle söyleme. Kaptan öldürür. Sultanım, aslında sen tahminde bulunuyor değilsin galiba. Ha? Bu bir tahminden çok temenni olmasın? Zeynep. Alo. Ne diyeyim? İyi. Sağ ol. Herkes iyi canım. İyi. Delikanlı nasıl? Güzel. Çok iyi. Sonra. Peki Nedim. Adile çok çok selam ediyorum. Tamam. Tamam canım. Sağ ol. Sana da. Efendim kızım. Sağ ol kızım. El öpenlerin çok olsun. Sağ ol. Çok şükür. İyiyim, iyi. Merak etme. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk canım. Tabii. Arif Hoca geldi. Tabii yavrum. Tabii. Söyleyeceğim tabii. Ortalığı belveleye vermeden Hakan'ı aramamız lazım. Baba, samanlıkta iğne mi arayacağız? Niye onun arabasına binmiş, nereye gitmiş biliyor muyuz? Yani elimiz kolumuz bağlı mı duralım? Kadını götürebileceği yerlere bir bakmak lazım. Baba, nerelere götürebilir, bir fikrin var mı? Belki de gebertip bir yere gömecek. Aileni kurtarmak bize mi düştü? Şuna bak, sen ne diyorsun oğlum? Hem zaten belediyenin arabasını bu iş için kullanmak doğru olmaz. Niyeymiş? Bu özel iş mi? Değil mi? Hemşehrimiz kayboluyor, onu aramak özel iş olacak, öyle mi? Her kaybolanı arıyor muyuz? Başkanlığında araban da başına çal be. Thank you.
Şu anda sermaye falan koyamam. Şimdilik ihtiyaç yok zaten. Bilgisayar işini saymazsan. O bir şey değil. Taksitle de alırız. Çocuklar, müthiş bir haberim var. Yarısı iyi, yarısı kötü. Aylin Hanım kaçırılmış. Öldürülmüş mü? Bilmiyorum. Sizin için herhalde haberin burası iyi. Öbür yarısı? Kaçıran Hakan. Allah biliyor Haşim abi. İçim rahat nedense. İnşallah kötü bir haber almayacağız. Hocam, Hakan sorumluluk duygusu olan biri. Aynı zamanda çok cesur, çok da akıllı. Doktor, aklından kötü şeyler geçirme. İyiye yoralım, Allah da iyilik ihsan etsin. Amin. Lütfen oturun. Ben bir içeri bakayım. Annesinin yüreği ağzında. Babaannesi dersen daha kötü. Oturun çocuklar. Oturun. Kaptan. Sakin ol sultanım. Arif Hoca bilir. Allah bildirmezse kimse bilemez. Kaldı ki Arif Hoca kalp gözüyle onun yerini görse bile söyleyemez. Niçin? Neden? Sultanım, iki gözüm. Arif Hoca kendisinde keramet aranmasın diye sakallarını kesmiş bir adam. Böyle birine Hakan nerede diye sormaya haya ederim. Eğer vahim bir vaziyet varsa, eğer Arif Hoca da ona vakıfsa zaten gereğini yapar. Büyük baba, arasak onları. Nerede arayacağız? Bir yerlere baksak. Nerelere mesela? Kenan diyor ki İstanbul yoluna doğru gidiyorlardı. Ama belki ormana sapmışlardır. Sersem çocuk. Hakan'ın bu yaptığı yanlış olabilir. Ama çok kötü bir şeye kalkışmaz inşallah. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Bir haber yok mu? Yok. Vay kerataya bak. Buyurun abi, oturalım. Kenan, gel bakalım. Hadi otur bakayım şuraya. Avukat hanımın yüzünü görebilmiş miydin? Giderken mi? Evet. Bizi geçince biraz geri dönüp bakmıştım. Yüzünü seçebildin mi? Avukat hanımın korkmuş gibi bir hali var mıydı? O kadar iyi göremedim ki. Abini iyice görebildin mi? Yüzünü göremedim. Zorla götürdüğünü nereden çıkarıyorsun? Ama başka türlü olamaz ki. Olabilir mi büyük baba? Olmaz tabii.
Sakin ol doktor. İnşallah bir tatsızlık olmayacak. Hocam aslına bakarsan ben de öyle hissediyorum. Bir tuhaf güven var içimde. Nedense. Ama şu anda yengemin çektiği ıstırap yüzünden kahroluyorum. Onun şu an yaşadığı ürpertileri hayal ettikçe kendi kendimi yiyorum. Boşuna elem çekiyorsun. Yengen korkmuyordur, merak etme. O da kötü bir şey olmayacağını hisseder. Tabii ya, ben dayımı kızını iyi bilirim. Onun derdi bir başka alemdir şimdi. Kendini sorumlu tutar. Oğlunun yaptığı bir iş yüzünden bütün aile huzursuz diye üzülür. Öyle veya böyle, bu evde onu üzgün görmek benim kanıma dokunuyor. Bunca acılar yaşayan bir insan artık yeni bulanımlarla yüz yüze gelmemeli. Kimse böyle bir şeylere sebep olmamalı. Doktor, bu hassasiyetin iyi güzel de işin bir de cilve yanı var. Cenab-ı Hak insanları eğitip geliştirmek için bu tür olayları kullanır. Bir insan şu kadar çile çektikten sonra çileden emekli olmaz. Tabii hocam. Bir dert biter, öteki başlar. Kime ne kadar ve ne çeşit tecrübe yaşatacağına karar verecek olan Cenab-ı Hak'tır. Bu yetkiyi de kimseyle paylaşmak gibi bir adeti yoktur. Dünyanın derdi bitmez. Ben motorda tam her tarafı düzelttim diyorum. Bir yerden yeni bir şey çıkıyor. Ağlar tamam, makine dairesinde her şey yolunda diyorum. Yani senin anlayacağın, rahat bir soluk almaya niyetleniyorum. Pat, bu sefer de dümenin mili kırılmış. Olacak şey mi? Ne zor görür ne bir şey. Ama oluyor işte. Vesselam çile bitmiyor. Gel, gel, gel yavrum. Gel. Abim vurdu mu? Abim vurdu mu? Abin avukat hanıma vurdu mu diye soruyor. Yo. Mikrop. Saate baktın mı? Ah, gene daldım. Babaanne geç oldu artık. Şu ilacını içiver. Hı. Getir ilacı. Yok, yok. Anne, akşamdan beri sinirlerin iyice gerildi. Yok dedim. Anne başımıza iş çıkmasın şimdi. Bayağı gerginleştin sen. Hı. Ne olur ne olmaz ha? Yok, yok, hayır, yok. Babama söyleyeyim bari. Hayır dedim. Otur, otur. Hayret bir şey. Nasıl oldu da bu haberi yayınlamamız gerek diye başımıza dikilmedin? Reis'e söz verdim. Burhan abi. Usul tartışmasını bırakın şimdi. Esasa gelelim. Olay ne? Hakan Aylin'e ne yapacak? Bilen var mı? Bahis oynayalım. Evet Ediz. Öldürür demeyin. Ama burada biri var ki. Avukat hanım öldürdüğü takdirde yüklü bir ödül verecek. Ne belaymış bu kadın be? Sıra babanda galiba. Ya sorma. Gerçek bir kadından mı bahsediyorsunuz yoksa bir film kahramanından mı? Oo, sen neler kaçırdın. Ne numaralar ne tezgahlar. En karmaşık entrika filmleri bile bizimkinin yanında romantik kalır. Murat. Hı? Sen gerçekçi adamsın. Bunlar abartıyor değil mi? Hayır Ediz. Hiç sanmıyorum. Bu kadın su katılmamış bir şeytan. İstediğini elde etmek için yapamayacağı şey yok. Bir ara Besim amcanın parasıyla borsada bir oyuna girdi. O zaman araştırmıştım. İstanbul'da bile pabucunu ters giydirdiği bir sürü düzenbaz var. Tam bana göre desene. Drama kahramanı böyle olmalı. Benim için bir laboratuvar olacak demektir. Ediz Beyler roman yazıyor ya, somut kişilikler çok heyecan veriyor kendilerine. Evet, avukat Aylin Hanım somut bir şeytandır. Bu konuda garanti verebilirim. İlk operasyon bitmiştir. Seninle pazarlığı sonra yapacağız. Bu gece burada doğal hayatın tadını öğreneceksin. Yalnızlığı ve korkuyu keşfedeceksin. Sonra da oturup adam gibi anlaşacağız. Bu senin ilk cezan. Aşağılık herif. Ama son derece adil. Pis eşkıya bozuntusu. Bir kere cesaretin varsa ceza olmaktan çıkar. Buradan yürür, doğru karakola gidersin, şikayet edersin. Yok, sabaha bekleyeceksen
Üşümemen için ne yaptım? Benzinini bitirmekten vazgeçtim. Tekerleği söktüm. Aman ne yiğitlik. Bu da çok adil. Yüreğin varsa çıkıp tekerleği takarsın ve arabanla doğru karakola gidersin. Belki Akvener'e benden önce varırsın. Alçak! Aşağılık herif! Bunu yapamazsın. Buraya gel. Buraya gel dedim. Ne istiyorsan konuş, buraya gel. Bunu yapamazsın dedim. Alçak herif, buraya gel diyorum. Buraya gel hayvan herif. Çılgın kerata, çılgın. Başkan. He. Sence ne yapar? Hakan. Kimden konuşuyoruz ki? İyi bir ders verir. Nasıl yani? Ne bileyim oğlum, bir şey yapar herhalde. Unutamayacağı bir şey. Kesin öldürmez değil mi? Zannetmem. Emin misin? Salak mıdır ya? Keşke geberse diyesim geliyor ama başını belaya sokma. Dişini bilir ne de olsa. Aman dikkat. Kim bilir hangi şeytanlığın peşindedir. Ah ne matrak bir şey olur. Buna diyeceksin ki Hakan Aydın Hanım'ı kaçırdı. Allah sen seyret Süpermen Behzat'ın maceralarını. Ulan sen çok tehlikeli bir hergelesin ha.